NATO'nun kosmik odaları Amerika Birleşik Devletleri tarafından idare edilir. NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl ve gizli sahibidir efendim. Bütün terör örgütleri Türkiye'nin asılı düşmanları da NATO çocuğudur. Bir kere daha söyleyelim. Sadece İsveç ve Finlandiya değil. NATO'nun diğer devletleri de Türkiye'nin asılı düşmanları, eli kanlı katilleri koruyor ve kollar, kolluyorlar. koyunlarında besliyorlar ama İsveç'in durumu biraz daha değişik efendim. Terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerimize düzenlediği saldırıların çoğunda İsveç üretimi AT-4 adlı tank savar füzesi kullanıldığı Ortaya çıktı. AT-4'ün kullanıldığı saldırıları bugüne kadar kaç adet ele geçirildiğini bir anlatalım. 24 Eylül 2018 Irak'ın kuzeyinde Avaşin Basyan'da bir adet. 28 Aralık 2018 Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 7 adet. 7 Nisan 2019'da Şırnak'ta bir adet. Böyle Geçiyor. Mesela en son 23 Kasım 2021'de Şırnak Dereler Köyü Kırsalı'nda bir adet. Bunlar hep e, İsveç'in e, ürettiği AT-4 Efendim. Bunların hepsini bu elikanlık katillere bilerek isteyerek planlayarak veriyorlar. Bir adet AT-4 tank savar silahı. AT-4 tank savar füzesi. 84 mm kalibrelik tek atışlı tank savar silahı İsveç menşeli. Meşru devletler yerine terör örgütlerine satılan bu silah PKK'ya düzenlenen birçok operasyonda Mehmetçin karşısına çıkıyor. 2018 Eylül ve Aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 8 adet AT-4 tank savarı ile geçirildi. 2019 yılında 5 farklı operasyonda toplam 9 adet. 2020 Temmuz, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen operasyonlarda da 9 adet. 1 adet AT-4 tank savar silahı. 2021 yılının Ekim ve Kasım aylarında ise 8 adet İsveç yapımı AT-4 tank savar füzesiyle geçirildi. Devam eden pençe operasyonlarında da mağara ve sığınaklarda AT-4 tank savar füzeler bulundu. AT-4 İsveç yapımı tek atışlı tank savar silahı geniş ürün ailesine sahip bir silah sistemi. Dünyadaki en yaygın hafif tank savar silahlarından biri. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılan AT-4'ün etkili menzili 200 ila 1000 metre arasında değişiyor.